Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı vefatının 83. yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan kabri başında anıldı. Çanakkale Savaşları sırasında kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Havranlı Seyit Onbaşı'nın vefatının 83. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Atın! Törene katılan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu tarihi alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seyit Onbaşı'yı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Seyit Onbaşı savaştan sonra normal hayatına devam etmiştir ve çok da örnek bir hayat sürmüştür. Böbürlenmemiştir, yaptığını anlatmamıştır, yapılanlar söylendiği zaman da utanmıştır, konuyu kapatmıştır. Onlar böyle büyük, yüksek ruhlu insanlardı. Dolayısıyla biz onları hep örnek alıyoruz kendimize ve unutmadığımızı, unutmayacağımızı da her zaman ifade ediyoruz. Ruhları şad olsun. Bu milletin evlatları, o büyük insanları asla unutmayacak ve kalplerinden çıkarmayacak. Şehirler kadim medeniyetimizde yapılan binalarla değil, yetiştirdiği insanlarla anılırdı. Koca Seyit de Balıkesir'in, Havran'ın sembol ismi, gelecek nesillere aktarılması gereken bir ismi. Bu nedenle de biz zaten yerelde ve genelde bunun için bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Bize bu toprakları yurt olarak bıraktılar. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Yarı aç, yarı susuz bu vatan toprağına namahrem el değmesin diye uğraştılar. Tabii ki Koca Seyit ülkemize mal olmuş bir kahramanımız.